Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son günlerde yaptığı denetimler ve sonuçları tüketicileri ayağa kaldırdı. Özellikle ürünlerde tespit edilen tek tırnaklı eti konusunda şüpheler devam ediyor. Peki tek tırnaklı eti nedir? Tüketiciler bütün bu ürünlerden nasıl korunmalı? Gıda sektöründe sıklıkla gündeme gelen tek tırnaklı eti, at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade eder. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinden sonra taklit ve tahiş ürünlerin listesini her gün yayınlamasıyla özellikle hayvansal gıda ürünleri konusunda endişeler arttı. Tek tırnaklı hayvanlar olarak bilinen bu hayvanlar doğaları gereği yalnızca tek tırnaklıdır ve bu özelliklerinden dolayı sığır, koyun gibi çift tırnaklı hayvanlardan ayrılır. Gıda üretiminde bu hayvanların etlerinin hileli şekilde kullanılması tüketicilerin güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de ve birçok ülkede at, eşek gibi hayvanların etleri genellikle gıda tüketimi için uygun görülmez. Ancak bazı kaçak üreticiler bu tür etleri sığır ya da koyun eti olarak piyasaya sürerek hileli gıda üretimi yaparlar. Tek tırnaklı etlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemekle birlikte kontrolsüz şekilde üretilmesi ve piyasaya sunulması halk sağlığını riske attığı biliniyor. Tek tırnaklı etinin gıda ürünlerinde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için çeşitli laboratuvar testleri uygulanıyor. Bu testler etin genetik yapısını inceleyerek hangi hayvana ait olduğunu belirlemeye yardımcı oluyor. Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı gibi resmi kurumlar özellikle kasaplarda ve işlenmiş et ürünlerinde bu denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Uzmanlar tüketicileri uyararak gıda alışverişlerinde bazı noktalara dikkat edilmesini gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanların tüketicilere önerileri ise şöyle. Güvenilir yerlerden alışveriş yapın. Et satın alırken güvenilir kasapları ve marketleri tercih edin. Gıda güvenliği sertifikalarına sahip olan yerler ürünlerinin kalitesini garanti altına almak zorundadır. Ambalajlı ürünlere dikkat edin. Ambalajlı et ürünlerinde etin menşei, içerik bilgisi ve üretici firma hakkında detaylı bilgiler bulunur. Bu bilgilerin eksik olduğu ya da güvensiz olduğu ürünlerden kaçınılmalıdır. Denetimleri takip edin. Gıda denetim sonuçları kamuoyuyla mutlaka paylaşılır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaları ve olası geri çağırma işlemlerini takip etmek sağlığınızı korumak adına önemlidir.